Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir tarif yapacağız. Biberli ekmeğin e, benim açımdan e, bir tık değişiği olan e, baharatlı ekmek tarifimi yapacağız. İçindeki baharatlarını e, ve birkaç malzemesini daha farklı verdim, daha farklı kullandım. Üstelik e, yapımı da e, hamurunun şekli ve modeli de biraz daha farklı oluyor. Yani biberli ekmeği yorumladım diyelim. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Eğer hazırsanız hemen bu güzel tarifi yapmaya başlayalım. 3 su bardağı unumu derince bir kabın içine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ardından 1 su bardağı ılık sütüm var. Ilık sütümün içine e, bir paket yaş mayanın dörtte bir yani çeyreğini ilave ediyorum ve bir kaşık yardımıyla mayayı süte yedirmeye çalışıyorum ve içinde aktifleştirmeye eritmeye çalışıyorum güzelce eriyene kadar da karıştırma işlemini devam ediyorum süt ve maya bir miktar aktifleştikten sonra artık unumun üzerine kalan sütümü de yine mayamla karıştırdığım sütümü de ilave ediyorum bir miktar baştan ilave ettim karıştırdığım esnada taşma olmasın diye şimdi kaşık yardımıyla ee, bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum güzel bir kıvama gelene kadar e, kaşıkla karıştıracağım daha sonra da sıyırıp elimle güzelce pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuracağım. Elimle yoğurmaya geçtim hemen. Dediğim gibi pürüzsüz bir hale gelene kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur böyle gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında yumuşacık ve pürüzsüz güzel bir hamur olduktan sonra artık yoğurma işlemini tamamlayacağım ve kapağını kapatıp mayalamaya alacağım. Kapağını kapatıp hamurumu mayalamaya alıyorum. Hamur mayalandığı esnada büyükçe bir tavamın içine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Üzerine 2 adet orta boy patatesimi rendeledim. Suyunu sıktım. Tavamı alıyorum. Yağımın üzerine ilave ediyorum. Ocakta orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kavuracağım patateslerimi. Ocağı kapatmadan önce de yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Hemen diğer malzemelerimi sayayım sizlere. 2 adet küçük boy kapi biberli bir adet sivri biberi robottan geçirdim. 2 e, diş sarımsağımı e, küçük küçük doğradım. Çörük otu ve susam kullanıyorum birer tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı rezene, siyah hisot, Reyhan. E, kırmızı pul biber, e, kekik ve karabiber kullandım. Yine e, ben zerdeçal ve zencefil kullanıyorum bütün yemeklerimde yarım çay kaşığı olmak şartıyla. Asla tadını değiştirmiyorlar ve e, sağlık açısından çok iyi oluyor. Böyle gördüğünüz gibi küçük bir kase lor peynirim var. Yine bir adet orta boy soğanımı da robottan geçirdim. Acı tadı vermemesi için suyunu da sıktım. Yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanıyorum. Yine 2 yemek kaşığı dolusu da susam, kavrulmuş susam kullanıyorum ve 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bu tabaktaki bütün malzemeleri de diğer tabaklardaki malzemeleri de yine aşağıda açıklama kısmına, malzemeler kısmına yazmış olacağım. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimi böyle derin bir kasenin içinde karıştırıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zillerini aktif ederek hem böyle güzel videolarımdan ilk sizler haberdar olmuş olursunuz, hem de kanalımın büyümesinde bana destek olmuş olursunuz. Abone olup bildirim zilini açıp destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yemek kaşığı da e, biber salçası kullanıyorum. Son olarak salçayı da ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İç harcım da hazırlanmış oluyor. Hamurum yeteri kadar mayalandıktan sonra kapağını kaldırıp hamurumu bir beze haline getirip yağlı kağıt üzerine alıyorum hemen. Şöyle bir top halinde yağlı kağıt üzerine bıraktım. Böyle elime bir miktar sıvı yağ aldım ve elime aldığım yağ ile gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde açmaya başlıyorum elimde. Kesinlikle hiçbir şekilde oklava veya merdane kullanmıyoruz. Yağladığımız elimizle hamuru bu şekilde açıyoruz. Zaten güzel bir şekilde mayalandığı için yumuşacık bir hamur elde ettik. Oldukça kolay bir şekilde açılacaktır. Ben açarken yanlarını hafif dolgun bırakmak istedim. Kenarlarıyla tutup üçgen dilim şeklinde yiyebilelim diye. İsterseniz kenarlarını bu şekilde dolgun bırakmak yerine tamamen açarak da harcını ilave edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde dolgun olarak görselin daha güzel olduğunu düşünüyorum. İçi kabarmasın diye fırında bu şekilde çatal yardımıyla içini deliyorum. verme işlemini tamamladıktan sonra hazırladığımız iç harcımızı kaşık yardımıyla bu şekilde bir kısmına ilave edeceğim. Daha sonra da elimle dağıtacağım tamamına. Şimdi ilave ettiğim iç harcımı açmış olduğum hamuruma eşit bir miktarda yayıyorum. İç her yerine eşit bir miktar koyduktan sonra e, tavada kavurduğumuz e, patateslerimizi de son olarak dediğim gibi tuzladım ve onu da yine soğuduktan sonra bir tabağa koydum. Soğuduktan sonra parça parça olacak şekilde e, iç harcımın üzerine ilave ediyorum. O da fırında en üst katmanda güzelce kızarıp çıtırlık verecektir. O yağda kavrulmuş güzel bir lezzetini verecektir. Yani haşlamak yerine tavada kavurup daha sonra üzerine bu şekilde ilave ederek daha güzel bir lezzet vermek istedim ve çok da güzel oldu gerçekten. Şimdi artık patatesleri de her yerine eşit bir miktar dağıttıktan sonra yumurta sarımızı bir fırça yardımıyla etrafında e, yüksek bıraktığım kısımlarına simit bıraktığım etraf kısımlarına bu şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra da fırına vereceğim artık. 200 derecelik fırında e, altı üstü güzelce kızarana kadar e, pişiriyorum. Herhangi bir tepsiyi almıyorum. Altı üstü güzelce odun ateşi kıvamında pişsin diye sadece fırın tepsisi üzerine alıp direkt yağlı kağıt üzerinde pişiriyorum. Evet arkadaşlar, nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış üzerindeki patatesler de etrafı da gayet güzel bir şekilde kızardı ve kabardı. Harika bir tarif oluyor. Ben yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyenlerin beğeneceğine %100 eminim. Dediğim gibi biberli ekmeğin birkaç malzemesini değiştirerek böyle güzel bir tarif yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz ve sizler de tarifimi denerseniz e, deneyenlere şimdiden afiyet olsun.